Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast Whistleblower'a hoş geldiniz. Devam et diyoruz. Çökme. Kaydediyor mu bu? İnşallah kaydediyordur. Çok kötü olur. Ağzını burnunu kırarım ben bu bilgisayarını kaydetmezse. Yok kaydediyordur ya hala ya. Neyse. Yeni başlamıştık. Bu ikinci bölüm. Hem peşimden bir tane manyak olmasını istemediğim için oyunu durdurdum. Lan oyun hikaye... Tövbe. Daha yeni başladık, bizi Wall Rider kovaladı. Öyle başlattılar. Neyse. En son bölümde dediğim gibi oyuna başladık. Biz karakterimizin adı. Adımız neydi bizim ya? Waylon Park adlı bir adam, yazılım danışmanıydı bu adam. Kimi? Murkoff şirketinin bu akıl hastanesini yöneten. Olaylara başlamadan önce başladı oyun. Olayların başladığı anı tanık olduk. Nasıl herkesin kontrolden çıktığı, neler olduğu, neler olmadı, bunu gördük. Ama ben hatırlamıyorum. Şöyle bir hatırlamaya çalıştım. Hani hangi olayla beraber şey oldu? Hiçbir fikrim yok. Nasıl başladığını falan hatırlamıyorum. Kim öldürmüştü ya? Ha doğru, Wall Rider ortaya çıkıp herkesi mahvetti, doğru. Neyse, hadi bakalım dönelim biz oyuna. Nereden geldim lan ben? Ha. Güzel. Allah. Can you climb up? I'm coming, Cooper. I just have to lock the... There. I'm coming! Hold on! Hatırladım burayı. Hatırlamaz olaydım. Burayı açıyor muyuz? Açamıyoruz. Allah kahretmesin. Buradan paşa gizli gideceğiz. Ses ne ya? Minecraft'taki şeye benziyor. Nether Portal sesine benziyor harbiden. Ne yapayım? Sessiz gidelim. Sessiz sağa doğru. Allah senin belanı versin. Yam pis, iğrenç herif. Git geber. Allah, ben çok ters yere geldim. Vallahi çok ters yere girmişim ben şu an. Onu fark ettim. Adamı duyuyorum, Allah kahretsin. Lütfen beni fark etme. Sadece kaç git, sadece git buradan. Bakma. Geri zekalı beni görmeli. Beni görme. Pil var mı? Tam pile lanet olsun, pil istemiyorum. Abi direkt oradan da kaçabilirmişim şu anda, onu fark ettim. Anahtar arıyorum, anahtar yok mu? Insert anahtar here. Allah kahretsin, anahtar yok. Yapma bunu bana. Aha buradan çıkabiliyoruz, güzel. Anahtar sende mi kanka? Kaşındığını gayet iyi biliyorum. Seni kaşırım ben. Yapma. Al sana şunu ya, pil almıyor ya. Değiştirmişler onu, neyse. Ay, git. Sapık. Oğlum git. Pislik herif. Of.
sırrını istemiyorum. Var mı burada bir şey? Yok. Burada da bir şey yok. Basıp gidebilirsin. Çok memnun olurum. Burada neler var? Burası da gayet güzel bir yer. Hoş görünüyor. Herkes öldü tabi. Aha dosya. Dosyaları bayılırız. Envanter kelepçe anahtarı. Döküman aldık bir tane. Belge notu. Buradaki tüm materyaller. Forum 4083 ile dava 12.715'in 120.715'in atölye revizyonlarına göre uyarlanmıştır. Yazar Ethan Sriskana Kanvaraja. Bu Melissa Cho veya Cho diye okunuyor bilmiyorum. Merkov hayırsever psikiyatri AŞ'ye karşı halen devam eden davası hakkında özel bir yasal danışma isteğidir. ABD. Esasen 2010'da dosyalandı. Bayan Kron'un ölümü esnasında bayan çalışanlar ve hastalar üzerindeki morfojenik motor iyi kurulmuştu. Çoktan yerden fazla bayan çalışan ve hasta hayali yarım dönem hamile olmuşlar ve haftalar sonra da var olmayan çocukları düşürmüşlerdi. 5 tanesi ölümcül bir şekilde. O nasıl oluyor lan? Hayali hamile olup da olmayan çocuk yapınca nasıl ölüyor adam? Allah Allah, çok ilginç. Adam değil, kadın. Tabi adam çocuk yaparsa herhalde ölür diye düşünüyorum. Böyle biyolojik bir şey olmadığı için çok acayip konulara saptım şu anda. Devam edeceğim ben bunu okuyarak. Bayan çalışanlar tesisin üst katlarına taşınmışlardı. Sonra başka binalara ve sonradan Masiv Dağ tesisinin tamamen dışarıya. Wallrider projesinin kritik gizliliği yeniden atamaları ve ölümlerin gizliliğini teşvik etmişti. Bu sebeple birkaç işten atılmış kişiye adaletsizlik yapıldı. Bayan Cho birleştirerek şey yapıyorum böyle. Cho. Mahkeme kararlı bir şekilde ölümünü çevreleyen belgelere ulaşmayı başardı. O belgeler düzenlenmeli ve tarihe geçirilmeli. Böylece projenin gizliliği sağlanırken iyileştirici bilgi elde edilebilir. Lütfen tavsiye verin. Ethan Sriskandaraja, danışman MM214. Teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah kahretmesin seni. Kaçıyorum ben buradan. Depo git şerefsiz. Aha! Aha vurdum. Vurdum, vallahi vurdum. Ya kaçacağım. Adamın oraya geçmeye şimdi nasıl gideceğim? Oradan. Oğlum git! Allah kahretsin, yanlış yere gittim. Kapat. Süpersin. Oha. Adam kurnazlık yaptı, yanlış yerden gitti. Allah kahretmesin. Oğlum zıplayamıyor musun? Gerizekalı. Aha öleceğim vallahi öleceğim. Aha öldüm ya. Ya adam adam masanın üzerinden zıplayamadı. Devir bilgisayar geçsin yine, o masanın üzerinden zıpla. Şu anda Outlast'ın büyük bir açığını yakalamış bunlar. Neden sen orada şey yapıyorsun? Oğlum hayır gerizekalı, pil değiştirdi. Of, pil değiştirdi. Çok fena bir dayak yiyeceğim şundan burada. Aha. Oh be, kurtuldum. Gerizekalı ahmak. Şöyle bir kontrol edelim. Tamam. Sol far tuşuna basıldı. Gene çok hoş yerlere geldik. Daha da hoş yerlere gelmeye devam ediyoruz. Her gün daha hoş yerler geziyoruz. Ben burayı açmaya korkuyorum. Neyse, korkacak bir şey yokmuş. Pil var mı, pil? Her odanın bir manası olması lazım yani illaki. Var burada bir şey yok mu? Burada ne var? Ne? Ha, saklanmak için. Burası saklanmak için yapılmış bir oda. Pil çok az şu anda. Gerçekten çok az. Fazla pilim yok. Ne oluyor lan?
Oh. Ne oluyor? Abicim benim etim tuzludur. Vur. Yanıyorum. Allah kahretsin, kızarıyorum lan. Oğlum kızarıyorum. Artık değilim. Ah, senin lanet olsa pislik. Artık senin değilim. Kaç. Aç buraya, aç. Koş. Buradan bu tarafa doğru mu gidiyoruz? Exit yazıyor. Aa, kilise. Aa, stamina var oyunda. Artık istediğimiz kadar koşamıyoruz. Dr. Bruce Newhouse'un kayıtlarından alıntı. Massive Dağ Hastanesi'nde çalışıyor. 1958-1965. Peder Clark, Tanrı'nın adamına yalan söylemekten uzak olayım. Size en azından iş şartlarınızın artırılması hakkında elinden gelen en iyisini yapacağımı söylememe izin verin. Ben ve ekibimin kalanı hastalarımız için yaptıklarınızdan gerçekten müteşekkiriz ve herhangi biri tarafından tehdit edildiğinizi düşünürseniz basitçe bizi bilgilendirin. Biz de ya kimyasal sinirlayıcıları artıralım ya da lobotomi veya benzer bir yatıştırıcı prosedürü takip edelim. Bazılarınızın hastalarımıza olan katkılarını küçümsemeyin. Özellikle hipnoterapinin karmakarışık yapısını ve derinliğini düşününce hastalarımızın temel tanrı ve aile düşüncesine ihtiyaçları var. Ne yazık ki tüm şanssız hastalarımızın ailesi yok. Bu yüzden sorumluluk ve görev sizin. Hepimiz sizin inancınıza ve çalışkanlığınıza güveniyoruz. Dr. Newhouse, MD. Medical doctor herhalde. Öyle bir şey demek istiyorum. Ya neden çıkışlar daima kilitledin? Neden? Ne güzel gösteriyorsunuz şeyi böyle uzaktan. Yok çıkış falan. Sonra yok kilitliymiş efendim neymiş. Çıkabiliyormuşuz. Güzel yukarı çektik. Adam aşağı düştü lan. Kanka sen ne ayak yukarıdan neden düştün oraya? Orada kim aşağı düştü? Biz sanırım bir yer... Bunu ilk oyundan hatırlar gibiyim ya. Sanki ilk oyunda birisi aşağıya düşmüştü. Daha doğrusu oyunun ilk kısmında. Allah'ım ateşe bastık şey olduk. İnanamıyorum. Neyse. Şuradan şöyle aşağıya inebilir miyiz acaba? Teşekkürler ya. Bu yukarının pek bir şeyi yok mu ya başka? İlla ki bir şeyler olması lazım hani. Olay yukarı çıkabiliyor muyuz? Aha evet çıkabiliyormuşuz. Yok istemiyorum. Hayır istemiyorum. Çevreyi birazcık görmek istiyorum. Burayı görmek istiyorum. Çok hoş oradan şey oldu. Burayı açabilir miyim? Evet açabiliyorum. Çok güzel. Pil var mı kanka? Aha vallahi pil var. Alabilirsek çok harika olur. Hani pili bulduk, almaya çalışırken de pilin büyük bir kısmını harcıyoruz yani böyle bir olay var. Buranın daha devamı varmış galiba. Ha yok, burası... Ha tamam. Olur, direkt bacadan yukarısına doğru çıksak bacadan çıkamıyor muyuz? Sende bir şey var mı? Giysi falan alırdık ya böyle korunmak için. Kat kat giyelim böyle. Şey olsun. Zırh gibi bir şey olsun. Evet, Mario hoş geldiniz. Mario oynayacağız artık. Böyle zıplayacağız. Oyun vardı ya zıplamakla alakalı. Ah. Ulan burada illaki bir şey olacak ya. Ders olacakmış gibi hissediyorum yani. Anladınız mı? Sanki böyle aşağı düşeceğiz ya böyle. Birisi elini çıkacak. Allah. Kanka hayır. Hayır vallahi olmaz. Vallahi olmaz. İllahi olmaz. Çok iyi batırdım. Çok güzel batırdım. Çok harika batırdım. Çıkabiliyor muyum ben yukarı? Nereden çıkacağım? Ah buradan gidiyormuşuz.
Bilmem buraya geldim. Pil var. Pil istiyorum. Açın kapıyı. Açmıyorlar. Pille kavuşmamıza izin vermiyorlar. 3 tane pilimiz var. Şu an açıkçası bana hiç yeterli gelmiyor. Var mı sağda solda bir? Şurada pili görmüştük. Sakin ol kanka, aldım pili. Daha dayanırsın sen. Seni hemen değiştirmem ben. Gerek yok. Buradan devam edelim değil mi? Ama 5 dakika. Birazcık beklemek lazım. Sağ tarafta da bir şey vardı sanki. Ha yok. Buradan aşağı düştük. Ha. Burada sol sağ tarafta zaten bir şey yokmuş. Ama illa da bana bunu açtıracaklar yani. Neyse öyle olsun. Şu duvar bana kırılabilirmiş gibi geliyor. Abi yok. Tam burada, bu oda boş. Bu odanın mantığı ne? Bu odada ne olacak? Havalandırmadan mı düşeceğiz acaba? Bu odanın mantığı gelip buraya böyle sığınmak mı? Saklanacak mı? Ne olacak ya? İlla ki bir şey olacak yani burada. İlginç bir oda. Değiştirip bir tehlikeli noktaya geldik. Böyle bu kadar. İçim gidiyor şu anda. Dayanamıyorum. Yeni başladık ya Allah'a. Uzun süre arada verdikten sonra böyle oldu. Dayanamıyorum. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek sorumlulukla kalmanız dileğiyle. Bay bay.